Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bir iki gün ara verdik ve tekrar Galatasaray videosuyla dönüyoruz. Daha doğrusu Galatasaray videosu demeyelim. Galatasaray'ın son dakikada yaptığı o transfer, yani Gustavo Asuncao'nun kim olduğuyla ilgili genel bir bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Tabii sizler de izledikten sonra genel bir fikir sahibi olacaksınız ama ben bu noktada yaptığım araştırmaların sonucunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gustavo Asuncao'yu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Çünkü bu yolda istekleriniz oldu. Kim olduğu konusunda neden bir video yapmıyorsun dediniz ve ben de o videoyu yapmaya çalışacağım. Öncelikle Galatasaray videolarına gerçekten de çok özel bir ilgi gösteriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Daha geniş bir kesime sesimizi duyurmaya gayret ettiğimiz o ortamda sizler de yardımcı oluyorsunuz. Bu manada bir kez daha teşekkürlerimi ileterek şimdi size Gustavo Asuncao'nun nasıl bir oyuncu olduğunu, özelliklerini, genel yapısını anlatmaya çalışacağım ama teknik analizi biraz sonra. Bir önce oyuncuyu bir tanıyalım isterseniz. Biliyorsunuz 21 yaşında Portekiz'in Famalicao takımından geldi. Transfermarkt değeri 7 milyon euro. Yani gerçekten de yüksek bir bedel, onu söyleyebiliriz. 6 numara oynuyor. Yani Taylan'ın oynadığı yere bir transfer ki biliyorsunuz Fatih Terim de ısrarla o bölgeye bir transfer istemişti. Hatta ben Getson alırsam 6-8-10 hepsini oynar demişti. Ama Getson olmadı. Şimdi Gustavo Asuncao ile bu bölgeyi kapatmaya çalışacak Fatih Terim. Hemen kısa bir özlük bilgilerinden bahsedeyim sizlere. Gerçekten de önemli bir oyuncu, gelecekte olması beklenen önemli bir oyuncu. São Paulo'da doğdu, Brezilya'da. 17 ve 23 yaş milli takımlarında forma giydi Brezilya'nın. Ama biraz sonra da anlatacağım gibi hani henüz daha ne olduğu belli değil. Yani Portekiz, İspanya ve Brezilya milli takımlarının bir tanesinin formasını giyebilecek durumda. Çünkü 3 ülke içinde vatandaşlık hakkı var. Satın alma opsiyonuyla bir kiralama gerçekleşti. Sezonun sonunda rakam konusunda biraz çelişkiler var ama ben size ortalama söyleyeyim. 3,5-4 milyon euro satın alma bedeli, kiralaması da 100-200 bin euro civarında bir kiralaması var. Öyle baktığımızda çok iyi bir görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Yine bilgilerini vermeye devam edeyim isterseniz size. Onu keşfeden teknik adam Diego Simeone, yani Atletico Madrid'in teknik direktörü. Çünkü Atletico Madrid teknik direktörü onu 16 yaşındayken A takım antrenmanlarına keşfetti ve antrenmanlarına çağırdı. Zaten oyuncunun enteresan bir yapısı var. 3 aylıkken de babasıyla beraber Portekiz'e gittiğini söyleyelim. Yani böyle bir gezi halinde Portekiz, Brezilya, İspanya şeklinde ki az önce de söylediğim gibi 3 ülkenin de vatandaşlığına sahip milli takımında oynayabilir. Portekizliler özellikle oyuncunun kendilerinde oynamasını istiyorlar. Atletico Madrid'de onunla ilgili şu gelişme oldu. 4-4-2'ye uygun bir şekilde kendini geliştiren bir oyuncu oldu. Onu özellikle vurgulayalım. Teknik analizlerini biraz sonra anlatacağım. Çünkü teknik analizlerinde de önemli bilgiler var elimizde. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle biraz daha diğer yapılardan bahsedelim. Şuradan bahsetmek istiyorum. Atletico Madrid altyapısında oynadı demiştim. Örnek aldığı oyunculardan biri Arda Turan. Henüz röportajında da söyledi. Ben 12 yaşındaydım, beni hatırlamaz ama dedi. Biz Arda Turan'ın hayranıydık, altyapıda oynayanlar dedi. Şimdi orada çok ilginç bir nokta var. Arda Turan aslında onun babasıyla da oynadı. Yani Paulo Asuncio'yla da oynamıştı, Asuncao'yla. Böyle bir özelliği var. Bunlar ailecek. Babadan oğula hep 6 numara oynuyorlar. Yani onu da özellikle söyleyeyim. Neden böyle söyledim? Çünkü babası da 6 numaraydı. Arda Turan Asuncao forma giydiği takdirde hem babasıyla hem oğluyla futbol oynamış olacak ki Arda Turan için de farklı bir heyecan olacaktır diye düşünüyorum. Dedim ki aile boyu böyle bir özellikleri var.
Famalicão'da oynayan iki kardeşi daha var. Onlar da João Vitor ve Pedro. João Vitor da 17 yaşında ama Famalicão'nun 23 yaş takımında, yine o da ön libero'da forma giyiyor. Pedro için daha zaman var, onu söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle genel anlamda gördüğümüz, dikkat ederseniz bir aile geleneği gibi ön libero oynamak. Ve hatta onu babasıyla kıyaslayanlar olduğunda onun söylediği bir cümle var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Assunção'nun sözü, Gustavo Assunção'nun pozu. Ben babamdan daha saldırganım diyor. Savunmada aynı işi yapıyorum ama hücumu daha fazla destekliyorum diyor. Yani babama göre hücumu daha fazla destekliyorum diyor. Tabii babasından öğrendikleri mutlaka vardır. Hücumu destekleme konusundaki sözlerini ne kadar inandırıcı bulacağız, ya da inandırıcı demeyelim de oyun içerisinde ne kadar sahaya sürüyor, onu biraz sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, genel olarak ön bilgilerini böyle söyleyebiliriz. Peki çok genel anlamda ne diyebiliriz? Ben istatistiklerle de konuşacağım ama çok genel anlamda nasıl bir oyuncu? Şöyle söyleyelim, onu tanıyanların söyledikleri şöyle. Geriden oyun kuran bir oyuncu. Yani iki stoperin arasına girip onların 4-5 metre önünde topu alıp oyunu kuran oyuncu. Genel anlamda kısa pası tercih ediyor. Tabii Brezilyalı olması nedeniyle o teknik kapasitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve uzun paslar da maç içerisinde atarak oyunun yönünü değiştirme özelliğine sahip ve pas oyununa uygun bir oyuncu. Yani böyle baktığımız zaman Fatih Terim'in tam da arzuladığı gibi bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani işte geriden oyunun kurulmasını sağlayacak. Ama diyorum ya, bir artısı, temel artısı, ama ben teknik detaylarını daha da fazlalaştıracağım. Ama peki hani artılarını söylüyorsunuz, eksisi yok mu? Var. Önce temel eksisinden bahsedelim, sonra genel olarak da söyleriz. Skora katkısı yok. Bu tabii 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Orada belki olmayabilir, burada Galatasaray'da Fatih Terim'le gelişebilir, onu söyleyebiliriz. Ve uzaktan şutlarının yetersiz olduğunu vurgulayabiliriz. Gustavo Assunção'nun, bunu söyleyelim. Şimdi bu noktaları söyledikten sonra tahmin ediyorum biraz da teknik özelliklerini, teknik ayrıntılarını söylemenizde fayda var diyebileceksiniz. Şöyle söyleyelim, biliyorsunuz Opta verileri var ki bunlar çok rağbet gören veriler. Opta verilerine bakacağım önce, sonra da bir genel verileri sizlerle paylaşacağım. Ve en sonunda da tam teknik ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım. Portekiz Ligi'nde en çok isabetli pas kullanan oyunculardan biri olduğunu söylememiz sanıyorum olacaktır, doğru olacaktır. 2019-2020 sezonundan itibaren oynadığı 58 maç Opta tarafından mercek altına alınmış ve o mercek altına alınan sonuçları sizlerle paylaşalım. 2096 isabetli pasta %86'yı yakalamış. 250 ikili mücadele kazanmış, 54 top kapmış, 271 sahipsiz top kazanmış. Şimdi bütün bu verilere baktığımız zaman pas oyununu oynayan, top kazanan ve topu doğru bir şekilde oyuna sokan bir oyuncu analizi karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edelim, bir başka analiz üzerinden gidelim. İki sezonda toplam oynadığı 69 maç üzerinden baktığımızda bir gol bir asisti var. Yani az önce söyledik ya, hücuma katkısı yetersiz, işte buradan kaynaklanıyor. O her ne kadar ben babamdan daha çok, o çok savunmadaydı, ben daha çok hücuma destek veriyorum dese de bu çok da sahaya yansımamış gibi görünüyor. 69 maç bir gol bir asist, maç başına yalnız 37 isabetli pas yapıyor. Ve belki de en önemli ve en kritik noktalardan biri şu, 12'sini rakip alanda yapıyor. Yani bu da hücuma çıkmak isteyen Galatasaray için çok büyük bir avantaj olacak. 3 uzun pas atıyor maç başına, 2.2 ikili mücadele kazanıyor. Hava toplarında istenen verimlilikte değil, 0.80'de. Şimdi peki genelde çok iyi özellikleri, iyi özellikleri ve geliştirmesi gereken özellikleri nedir diye de aklınıza takılan şeyler olabilir. Onun için özellikle onları da vurgulamaya çalışayım. Çok iyi özellikleri, ilk kontrolü, o teknik kapasitesinin yüksek olmasından kaynaklanıyor ve
pas isabeti %86'larda demiştim az önce. Top kapıyor, top kapma özelliği var, pozisyon alma becerisi var ve takım oyununa yatkın bir oyuncu, dayanıklı bir oyuncu. Bunlar onun çok iyi özellikleri. İyi özelliklerinden de bahsedelim. İyi ama çok iyi özellik değil. Hızı, hızlanması, driplingi, gücü, bunlar nispeten biraz önce saydıklarıma göre daha böyle ortada kalan özellikleri ve hani geliştirmesi gereken özellikler nedir derseniz, sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Penaltı ve serbest vuruş gibi duran toplarda etkili değil. Başta da söyledim, uzaktan şutları yeterli değil. Güç olarak çok yukarıda değil ve bitiriciliği yok. Zaten az önce bir gol, bir asisten bahsetmiştim. Bitiriciliğinin olmadığının da bir göstergesi. Yani şöyle söyleyelim bir özelliğini daha. Galatasaray topla oynarken ondan çıkan toplar isabetli ve hücuma takımı kaldıran toplar olacak. Kazanacağı toplar dediğimiz sahipsiz toplarda çok etkili. Pres yapıyor, markaj yapıyor ama çok yüksek düzeyde markaj yapmıyor. Fakat alan kapatarak o açıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi bütün bunların ışığında dikkat ederseniz olumlu ve olumsuz yanlarını söyledim. Bazen ya işte oyuncuyu ne kadar da şişiriyorsunuz, ne kadar da öne çıkarıyorsunuz diyorsunuz. Öyle değil. Olumlu yanlarını da söyledim, olumsuz yanlarını da söyledim. Temel olarak şunu söylemekte yarar var. Mutlaka geliştirmesi gereken özelliklerinin olduğunu vurgulayacağımız bir oyuncu. Burada en çok zorlanacağı konu Türkiye Ligi'nin Portekiz Ligi'ne göre daha sert bir lig olması. Gedson Fernandes'den hatırlayalım. Geldiği günle gittiği gün arasında ciddi bir fark oluşmuştu. Onun için de en temel özelliği o sertliğe uyum sağlayacak mücadele gücünü arttırması lazım. Yani güçlenmesi lazım. Dayanıklılığı var, güçlenmesi gerekiyor. Ve ikili mücadeleden kaçınan bir oyuncu olduğu için mümkün olduğu kadar ikili mücadeleye girmesi lazım. Ben Fatih Terim'in onu, yani tabii onu seçtiği için pas oyununda ve geçiş oyununda önemli oyuncu olduğu için geliştireceğini düşünüyorum. O gelişim nerede olacaktır? Söylediğim gibi sert ve güçlü bir savunma yapabilmesi, markajda etkili olabilmesi ve hücuma çıkan oyunculara katkı verecek, onlarla beraber gol sayısını arttıracak bir oyuncu haline getirmesi gerekiyor. Yani sonuç itibariyle Galatasaray yine geleceği olan bir oyuncu transfer etti. Onu geliştirmesi gerekiyor. Tıpkı pek çok oyuncuda olduğu gibi 20-24 yaş aralığında aldığı oyuncularda olduğu gibi. Evet, sizlere bu videomda dikkat ederseniz Galatasaray'ın son dakika transferi Gustavo Asunção ile ilgili bilgileri paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olduğunuz için de ayrıca teşekkürlerimi ileterek futbol dolu günlerle kalın dileklerimle sizlere veda ediyorum.